14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden istediği sonucu alamayan CHP'de yetkili kurul toplantıları il başkanları toplantısıyla sürdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önce MYK'yı ardından parti meclisini toplamıştı. Son olarak il başkanlarıyla bir araya geldi Kılıçdaroğlu ve seçimi değerlendirdi. Toplantıdan edinilen bilgiye göre yaklaşık 9 saat süren ve yer yer tansiyonun yükseldiği toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu il başkanı ve il yönetimlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun ana eleştirisi partinin fikrini tabana yayamadığınız yönünde oldu. Partinin hedeflediği genel merkezde dizayn edilen siyasetin tabana yeterin derecede il başkanları tarafından, il yönetimleri tarafından aktarılamadığını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Ayrıca il başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu'nun milletvekili aday listelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. Bu değerlendirmelerden ilki Kılıçdaroğlu'nun aday listelerini son anda gördüğüm ifadesiydi. Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarına koordinatörleri tarafından hazırlanan milletvekili aday listelerinin kendisi tarafından son anda görüldüğünü bildirdi. Ayrıca Sadullah Ergin'in Ankara 1. sıra milletvekili adayı olarak Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı olarak gösterilmesi kararı hakkındaysa bu karar kesinlikle yanlış bir karar ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca il başkanlarına değişim talep eden il başkanlarına özellikle 1,5-2 sene sonra yeniden Türkiye'nin bir seçim sürecine gireceğini ifade etti ve partinin yerel seçimlerden hemen sonra bu seçimlere hazırlanması gerektiğini bildirdi. Tabii toplantıda il başkanlarının da çeşitli değerlendirmesi oldu. 81 il başkanının yaklaşık 50-55'inin konuştuğu, birçoğunun seçimlerdeki yenilgiye yönelik eleştirilerde bulunduğu ifade ediliyor. Gene il başkanlarının eleştirdiği ilk nokta aday listeleri oldu. Milletvekili aday listelerinde tabanın fikrinin önemsenmediğini bildirdi il başkanları. İttifak ilişkisinin son derece yanlış kurulduğunu, ittifak temsilcisinin sahada çalışmadığını, aday listelerinin tabanın itiraz edeceği isimlerden oluştuğu için, çoğunlukla tabanın itiraz edeceği isimlerden oluştuğu için yeteri derecede destek alamadıklarını bildirdi il başkanları. Ayrıca toplantıda değişim vurgusu yapıldığını da bildirmemiz gerekiyor. Tüzük değişikliği yoluyla sistem değişikliği vurgusu yapıldı CHP'de il başkanları tarafından. Bir kısım il başkanları ise genel başkan değişimini ima ettiğini bildirdi. CHP'de il başkanları toplantısında yaşanan krizin ardından bir de bildiri krizi yaşandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir durum oldu bu. Yaklaşık 9 saat süren toplantının gece yarısı tamamlanması gerekçesiyle il başkanları toplantı sonrasında kaleme alınması gereken bildiriyi hemen yazmayacaklarını, ertesi gün yazıp açıklayacaklarını bildirmişlerdi. Bu içeride çeşitli kriz olduğu mesajlarına il başkanlarının tamamının ortak bir metinde uzlaşamadığı yorumlarına neden olmuştu. Fakat il başkanlarından saatin geç olması gerekçesiyle bildirinin aynı gün yayınlanmadığı ifade edildi. Bir gün sonra yayınlanan bildiride ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli tepkilerine neden olduğunu bildirebiliriz bu bildirinin. Bildiride kişi değil sistem değişikliği vurgusu yer aldı. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işlevsel eksiklikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır ifadeleri kullanıldı. Bu bildiriye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. İl başkanlarının tamamı tarafından onaylanmadığını öne sürdü İmamoğlu bu bildirinin ve içerisinde kendisine yönelik de imaların yer aldığını ifade etti. Fakat il başkanlarından yapılan, özellikle değişimin talep eden, genel başkan nezdinde değişim talep eden il başkanlarından da yapılan açıklamalarda bildiride İmamoğlu'na yönelik bir ifade olmadığı bildirildi. Fakat İmamoğlu bu bildirinin 4 il başkanı tarafından kaleme alındığını ve il başkanlarının çoğunun bu bildiriye karşı onay mercini işletmediğini ifade ediyor. Bu 4 il başkanı kim diye soracak olursak İstanbul il başkanı, İzmir il başkanı, Manisa il başkanı ve Ankara il başkanı olarak ifade ediliyor. Bu konu hakkında edindiğimiz bilgiye göre 4 il başkanı evet sekreteryada yer aldılar. Bildirinin kaleme almasından sorumlulardı. Fakat bildiri 81 il başkanının onayına sunuldu. Kurulan WhatsApp grubunda il başkanlarına gönderildi ve il başkanları da bildiriye ilişkin fikirlerini ifade ettiler. Edinilen bilgiye göre il başkanlarının yeniden şekillendirilmesiyle ortaya başka bir metin çıktı. Ve il başkanları tarafından 81 il başkanı tarafından paylaşılan metinde bu yolla kaleme alındı. Yani İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi 4 il başkanı tarafından değil, 81 il başkanının tamamına yakını tarafından onaylandığını bildiriliyor bildirinin. Bildiriden hemen biraz daha bahsetmek gerekirse kişi bazlı değişim vurgusuna tepki var ve CHP'de mutlaka bir tüzük değişikliği olması gerektiği, buradan çeşitli sistem değişikliğinin ortaya çıkması ve CHP'nin yenilenerek sistemsel bir yenilikle yoluna devam etmesi yönünde olduğunu bildirelim.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu sıralar en önemli gündemi tabii ki kurultay süreci ve kurultayda partinin tüzük yoluyla yenileneceği, yeniden şekilleneceği ifade ediliyor. Bu kapsamda bir tüzük komisyonu kuruldu. Başında hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre bulunuyor. Eski ve yeni milletvekillerinden, partilerden oluşan 9 kişilik bir komisyon. Bu komisyonun amacı 15 Ekim'e kadar tamamlanması beklenen kongreler sürecine kadar CHP'nin yeni tüzüğünü kaleme almak, bir taslak tüzük ortaya çıkarmak. Bu kapsamda çeşitli yeni mevcut tüzüğe göre çeşitli değişiklikler planlanıyor. Bunlardan ilki milletvekili aday belirleme sürecine ilişkin olacak. Şu an CHP'de genel başkan tarafından ya da MYK tarafından karar verilmesi durumunda ön seçim düzenleniyor milletvekili adayları için. Fakat bunu tüzük içerisine alıp kesin hükme bağlamak istiyor parti yönetimi. Eğer tüzük değişikliği planlandığı şekilde yapılırsa bundan sonra CHP'de milletvekili adayları partililer tarafından ön seçimle kurulan sandıkla belirlenecek. Fakat genel başkana sınırlı bir %20 olabilir, %30 olabilir, bu daha sonra belirlenecek bir oran. Sınırlı derecede bir kontenjan ayrılacak ve genel başkan istediği isimleri bu kontenjandan aday olarak gösterebilecek. Ön seçimle ilişkili bir diğer gündem maddesi belediye başkan adayları hakkında. Tüzük komisyonu belediye başkanları adaylarının da ön seçimle belirlenmesinin yollarını tartışıyor. Eğer bu seçenek de kabul olursa yerel seçimlerde, bu yerel seçimlere yetişmezse gelecek yerel seçimlerde belediye başkanları adayları da parti üyeleri tarafından kurulan sandıklarla ön seçimle belirlenecek. Tüzük komisyonunun diğer çalışmalarına odaklanmak gerekirse bir sonraki toplantısını 12 Temmuz'da yapacağını bildirelim. Komisyon Batı ülkelerinden, daha demokratik, daha çağdaş ülkelerden siyasi partilerin tüzüklerini inceleyip çeşitli öneriler sunma kararı da aldı. Bunlar 12 Temmuz'a kadar şekillenecek ve komisyonun yaz sonuna kadar bütün çalışmalarını tamamlaması, CHP'nin artık taslak bir yeni tüzüğünün olması bekleniyor.